Kök 5 eksi 2 ile kök 5 artı 2'nin çarpımı 2 kare farkı yapıyor. Bunu yazalım. Kök 5'in karesi 5, eksi 2'nin karesi 4. Demek ki çarpımları 1. O halde bunları birbiri cinsinden yazabiliriz. Kök 5 artı 2'yi karşıya bölü olarak atarsam, kök 5 eksi 2 yerine 1 bölü kök 5 artı 2 yazabilirim. Yani şuraya 1 bölü kök 5 artı 2 yazabiliyorum. Üzerinde kök var, üzerinde x var. Zaten bir köklerden dışarı çıkacaktır. O halde şuna ben x ile beraber komple u dersem şu ifade sevgili öğrenciler 1 bölü u olacaktır. O halde şu denklemi elde ediyorum. U artı 1 bölü u eşittir 3. Denklemi u ile çarpalım. Bu durumda u kare artı 1 eşittir 3u. Hepsini sola alalım. U kare eksi 3u artı 1. Delta'ya bakalım. B kare eksi 4 ac eksi 3'ün karesi 9 eksi 4 çarpı 1 çarpı 1 4. Yani deltam 5. O halde u 1 2 eşittir eksi b 3. Eksi artı kök 5 bölü 2 olarak bulunur. Şimdi u'ları yerine yazalım. U bu idi. Önce artılıya eşitliyorum. Zaten eksili ona benzer çıkacak. İki tarafın karesini alabilirim. Şu kök gider. Kök 5 artı 2 üzeri x kaldı. Sağ tarafta da kare alırsam 3'ün karesi 9, kök 5'in karesi 5 toplarsam 14. Artı çarpımların 2 katı 6 kök 5. Bölü 4. Payı ve paydayı 2 ile sadeleştirirsem 7 artı 3 kök 5 bölü 2. Şurada üstelden kurtulmak için kök 5 artı 2 tabanında logaritma almam lazım ki üstelle logaritma götürsün x kalsın. Tabanım kök 5 artı 2. İçimde bu olacak tabii ki. Bu x1. x2 de bunun sadece eksilisi olacaktır. Yani 3 eksi kök 5 bölü 2. Şurası eksi olacak, şurası eksi olacak ve burası eksi olacak. Dolayısıyla x2 de bunun aynısının şurasının eksili olanı. Şimdi kökler farkının mutlak değeri yani pozitif yapmak istiyoruz. Kökler farkını kök 5 artı 2 tabanımız birden büyük. Bu artan bir fonksiyon. 7 artı 3 kök 5 bölü 2 daha büyük olduğu için x1'den x2'yi çıkartırsam mutlak değeri de gerek kalmaz. Zaten pozitif olacaktır. O halde x1 eksi x2'yi hesaplamam lazım. Şimdi arkadaşlar bundan bunu çıkaracağım. Arada çıkarma var. Tabanlar aynı. Çıkarmayı biliyorsunuz logaritmaların çıkarılması tek bir logaritma içindeki bölmeye dönüşüyordu. O zaman öyle yazalım. Tabanım kök 5 artı 2. Bu bölü bu olacak. Bunu da ters çevirip bunun yanına çarpı olarak koyabiliriz. Yani şimdi ne oldu? Sevgili öğrenciler bu ikiler gitti. Burada da ben paydayı yani burada 7 artı 3 kök 5 bölü 7 eksi 3 kök 5 elde ettim. Paydayı eşleniğiyle yani kesir eşleniğiyle genişletiyorum. Peki ne elde ediyorum? Bunun karesini alacağım. 7'nin karesi 49. Çünkü 7 artı 3 kök 5'te bunu çarpacağım genişletirken. 3 kök 5'in karesi 9 kere 5 45. Artı çarpımların 2 katı 21 42 kök 5. Bölü bunu zaten eşleniğiyle çarptık. 2 kare farkından 49 eksi 9 kere 5, 45 yani burada 4 kalıyor. Burası 4. Şurası ne yaptı? 94 yaptı. Yine payı ve payda 2 ile sadeleştirebiliriz. Şuradan devam edelim. 2 ile sadeleştirdim. 47 artı 21 kök 5 bölü 2. Şimdi işte A bu sevgili öğrenciler. A bu. B de bu. Benden 2B eksi 21A'yı istiyordu. Peki 2B ne olacak? Şu bölü 2 gidecek. 47 artı 21 kök 5 eksi 21a eksi 21 kök 5 eksi 42. Bunlar gitti. 47'den de 42 çıkartırsam sonuç 5.